Ahmet Kekeç, yalan bir değil ki. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da açıkladı. Kibarca Ahmet Davutoğlu yalan söylüyor dedi. Şentop o dönem hem Anayasa Komisyonu Başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden müteşekkil Karma Komisyonu'nun başkanıydı. Sizden, bizden, Davutoğlu'ndan daha iyi bilecektir. Konu ne? Konu şu. Buyurmuştu ki Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili olarak Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne ben ne partim bu çerçevede onay vermez yani olumlu görmez. O zaman çıkıp açık şekilde kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam dedim ve dokunulmazlıkların bütün siyasilere teşmil edebilecek şekilde genişletilmesini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda. Davutoğlu böyle diyor. Demirtaş'la ilişkilerinde olmayan bir tarih uyduruyor ama gerçekler çok farklı. İki gün önce Kurtuluş Tayyiz yazdı. Mardin 2. Asiye Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davanın 2012-2016'daki duruşmasına Segbis sistemiyle katılan Demirtaş, ifadesinde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlova yönelik suikasti gerçekleştiren polis memurunun Ahmet Davutoğlu döneminde işe alındığını ve dolayısıyla suikastin arkasında Davutoğlu olduğunu öne sürmüştü. Demirtaş ayrıca Türkiye'nin terör örgütü listesinde bulunan El Nusra'nın Davutoğlu tarafından desteklendiğini de iddia etmişti. Hemen hatırlatalım. Davutoğlu'nun El Nusra'nın arkasındaki kişi olduğu iddiası Selahattin Demirtaş tarafından dolaşıma sürülmüştür. Yani patent Demirtaş'a aittir. Hatta Demirtaş daha da ileri gitmiş, o sırada başbakanlık makamını işgal eden Davutoğlu hakkında terörist imasında bulunmuştu. Peki bu imaya karşı Davutoğlu ne yapmıştır? Ne yapacak? Demirtaş terörist görmek istiyorsa aynaya baksın demiştir. Şimdi aralarında su sızmıyor. Davutoğlu gül üzerine gül gönderiyor. Demirtaş'ın tutuklu olmasına ne ben ne partim bu çerçevede onay vermez. Yani olumlu görmez. Ne diyelim? Yol arkadaşlıkları hayırlı olsun. Davutoğlu'nun trolleri. Davutoğlu'nu destekleyen bir internet sitesi var. Ne künyesi belli ne de yazanın çizeni. Korsan bir site. Bu sitenin müntesipleri adı, sanı ve adresi belli kişiler için sürekli troll nitelemesini kullanıyor. Bu satırların yazarı içinde sıklıkla sarf ediyorlar bu ifadeyi. Bazen de haber yapıyorlar. Gelecek partili kadınlardan Ahmet Kekeçe tokat gibi cevap. Tokat gibi cevap şuymuş. Halide Edip adı var milli mücadeleyi desteklemiş bir romancımızmış. İyi de aksini söylemedim ki. Milli mücadeleyi desteklemiştir. Çok güzel eserler vermiştir. İyi de bir romancımızdır ama maalesef mandacı görüşlere sahiptir ölünceye kadar da bu düşüncelerinden vazgeçmemiştir. İslam düşmanlığının sembolü olan vurun kahpe mottosunun da mucididir. Önce okuyun, bilgilenin, sonra da gerçek isminizle çıkın yani trolü olmayın ki ciddiye alınabilesiniz.